ben Elif Derin. Bugün sizler için tekrardan Londra'ya gideceğim. Orada size sürpriz göstereceğim şeyler var. Şimdi biletlerimizi aldık. Hadi yolculuğumuza başlayalım. Yerde şey bakıyorsunuz böyle. Walter Circus. Modern biz King Cross'a gideceğiz. Walter'lu. Biz şu an buradayız. Şuraya gideceğiz. Bu şekilde haritadan bakıyorsunuz. Trenlerin gittikten sonra felaket karışık bir harita. Burası underground. Bu rayla yaklaşık 150 senelik. Çok eski. Arkadaşlar, biz şimdi British Müzesi'ne gideceğiz. Bunun için King Cross'tan bir otobüse bindik. Açık katlı otobüsleri Türkiye'de olan otobüslerden. Şimdi size o şekilde de bu şehri göstereceğim birazcık. Başlayalım. Bilet fiyatlarından bahsedeceğim. Biz iki kişi aldık. Tek kişi 20 pound. Yani bilet fiyatları fazla yani burada. İki kişi 40 pound verdik. Ama kendimiz arabamızla gelmeye kalksaydık yaklaşık 20 pound'a gelebilirdik. Ama biz seni trafik çekmek istemedik. Bilet trenle daha kolay ulaşım. O yüzden trenle geldik. Ama tabii ki trenler çok pahalı İngiltere'de. Yani bence bu büyük bir sorun. Bu kartlar her yerde geçiyor. Şimdi bizim oradan bindik. Waterloo'da indik. Waterloo'dan Underground'a bindik. Gene aynı tiketini kullanıyoruz. Şimdi otobüse bindik. Gene aynısını kullanıyoruz. Yani bütün gün her şeyde... Aslında uygun. Pahalı ama uygun. Evet. Hani her şeyde geçiyor aslında. Öyle düşünmek lazım. Ama tabii mesela her gün gelip gittiğinizi düşünürseniz bayağı bir pahalıya geliyor. Normal arabaya göre. Ama tabii trafik çekmiyorsunuz. Arabayla da büyük bir trafik içine sürüyorum. Bilet fiyatları da böyle. Mesela bu yolu kullanırken araçlar günlük 11 pound veriyorlar. Sadece bu yolu kullandığı için. Bakın burada ne bulduk? Smith Sarayı. İnsan gerçekten böyle Türklere ait bir şey görünce çok mutlu oluyor. Türk restoranı açalım. Boçalı mı bunlar? Ama insan mutlu oluyor ya böyle şeyler görünce. Arkadaşlar Simit Sarayı boşuna batmadı. Baksanıza bomboş. Senelik 300-400 bin sterlin kira veriyorlar. Burada insan var. Ben ilk defa geliyorum buraya. Öğrenciler falan. Arkadaşlar bu insan işte böyle insanları dolandırmayı seviyor. Evet. Bakar mısınız? Sürekli böyle bir şeyden dolanıyoruz. Bu tarafı göstereyim. Ben de buraya ilk defa geliyorum. Sizinle birlikte gezeceğim. Ama çok büyük bir müze. Bakalım ben de çok merak ediyordum buraya. Hep gelmek istiyordum. Hem size göstermiş olacağım hem de kendim gezmiş olacağım. Ama burada güzel bir şey var. Ücretsiz müzeleri geziyorsunuz. Yani herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Ve zaten aşırı da kalabalık. Özel sergiler için ödeniyor. Evet değil mi? Evet. Her türlü sergi için değil. Özel sergilerde ödeniyor. Dipnot. Özel şeylerde ödeniyormuş. Ama böyle şeylerde ödenmiyor tabii ki.
Özel sergiler normal ama aşkım. Aşkım. Türkiye'nin müzeler de ücretli girişler. Burada ücretsiz. Ay ne dolandık ya, şuraya bakar mısın arkama? Bu bütün her şeyi böyle labirent gibi geziyorsunuz. Beğendiniz mi? Daha girmeden. Vallahi daha girmeden beğendim. Hadi içeri girelim. İşte böyle bir şey var. Çok enteresan. İki tarafta da var. Bak karşı tarafta da var. O da ayrılmış. Şurayı göster. Grand Blue gibi. Ben orayı gösteriyorum, evet. Genişten alalım. Oo, baksana. Satın alabiliyorsun bunları. Ha. Evet bak, Head of Victories and Future View. Şunu gösterir misin? Bakar mısınız ya? Aşırı büyük bir yer. Adamlar... Çok güzel bir yermiş ya. İyi ki geldik buraya. Sizin sayenizde ben de size göstermek için geldim. Ama bayıldım. Çık. Ya böyle. Size böyle üst kat manzarasından aşağıyı göstereyim. Ya burada o kadar çok oda var ki, değil mi? Evet. Gez gez bitmez gerçekten. O muhteşem bir yermiş. Hadi gezmeye devam edelim. Şimdi biz 36. odaya gireceğiz. Europe. Bakalım neler varmış orada. Woodworking, tahta işlerinde kullanıyorlarmış. Evet. Şimdi şöyle 41 numaralı bir odayı buldum. İslam dünyası. Evet, İslam dünyası. Evet. Bakalım neler varmış. Gel aşkım, buradan başlayalım. Bunlar Kenotaf'taki mihraplardanmış. Aslında buradaki çoğu şeyler İngilizlerin işte işgal edip ya da ne bileyim. Tabii. Yani aslında bizim ülkemize... Bizim ülkemiz değil mi? Bizim ülkemize vermesi lazım ama bizimkileri mesela. Yani ama sonuçta almışlar. Evet. Kültür mirası adı altında bu bütün her şeyi tutuyorlar burada. Yani biz burada... Baksana zaten en küçük şeyleri bile... Kırılmış camları getirip orada tutuyorlar, görüyor musun? Çok değerli. Valla. Bu da herhalde satranç. Bak bu da satranç, evet. Evet. Eski satranç. Nice, çok güzel ya. Çok değişik şeyler varmış. Seyit Ahmet'in mezar taşı bu. Aa. The text in Ottoman Turkish. Bunlar Osmanlıca. Vay anasını. Çok güzelmiş. Kütahya hani şey işi var. Ha ya, Kütahya seramikler. Adamlar bakar mısınız? Burada bunları tutuyorlar ve gerçekten çok değerli şeyler ya, ülkemiz adına bence. Gel şuraya. Baksana şu kıyafetlere.
Evet. Aa, bu şey için yapılmış. Ortodoks Hristiyan Kosova şey prensesi için yapılmış. Balkanlar. Hmm. Yani Kosovalı bir prenses için yapılmış bu. Banyo şeyi takımı. Aa evet. Gerçekten bunlar giyiyorlar mıymış ayaklarına ya? Tabii tabii. Aa baksana. Kaç santimdir bunlar? Şimdi biz bir normal topukluyu zor giyiyoruz. Bir de banyoda giyiyorsun onu. Bu Iranian. Bunlar İran. İranmış. Persler. Evet. Oo şu baş aksesuarlarına bakar mısın? Aa, aa bu ne be? Bak böyle. Aa kırgız veriyor musunuz? Evet. Çok hoş şey oldu. Aa, aç mı? Ay. Abi şuradan bir insan görünce kaçmamız. Koronavirüse çok tehlikeli maalesef. Çok korkuyoruz. Burada da o kadar çok milletten insan var ki. Ay ne kadar güzeller. Takılar. Bakar mısınız? Yemen'den mezar taşını alıp getirmişsiniz. Ya tabii canım. Bakar mısın? Ne kadar değerli. Mezar taşı. Aşkım gelsene şurada enstrümanlar var. Zanzibar. Bakar mısınız ne kadar değişik. Ama şu kıyafetler de çok değişik gerçekten. Bu Arapmış. Buradayım, buradayım aşkım. Müzik aletleri. Ne kadar güzel ya. Ne yazıyor altıda? Tar, saz, ankamanja isimleriymiş. Bakın burada ne var? Karagöz ve Hacivat. Karagöz ve Hacivat, aynen. Karagöz ve Hacivat. Ferhat'la Şirin'in hikayesi şu tarafta. Ha, bu da Ferhat'la Şirin hikayesiymiş. Bakın, The Story Ferhat Şirin. Hayır mısın ya? Örkü Şirin. Bakın, tiyatro. Türkçe tiyatro. Burası da gene. Sağlık 4. İngiliz, Sikoya. Böyle odaların içerisinden odalara geçiyorsunuz. Çok değişik. Bak, Avrupa geldik. 46. odaymış. Şimdi bu geleceğimiz oda. Aa, bakın. Bunlar nelermiş? Bakalım. Sonuçta şey, Angkor Wat with Angsi Kamaya, 1800'lü yıllara ait. Yaka aksesuarlar herhalde. Takılar. Takılar değil mi? Yüzükler, evet. Yakalara evet. Takılan aksesuarlar. Ya. Bunların hepsi Vikinglere ait. Ne? Bunların hepsi Vikinglere aitmiş. Evet, her şey. Body chain. Burası da Bizans İmparatorluğu'na ait. Vücut zinciriymiş bu. Aa. Evet, üstüne takıyorlar ya hani. Evet. Evet.
Bizans İmparatorluğu'nun bak şey olduğu yerleri gösteriyorlar açıkta. Bakar mısınız Konstantinopolis, yani İstanbul. Karadeniz, İstanbul, evet. Akdeniz. Roma şu anki İtalya Roması zaten. Burası da Roma İmparatorluğu. Yine İstanbul. Ah, güzel İstanbul. Dördüncü yüzyılda yapılmış bu. Nerede yapılmış ama? İngiltere'de. Roma İmparatorluğu zamanında İngiltere'de 353 yılında yapılmış. 1989 yılında da çıkarılmış. Bayağı bir şey. Evet ya. Nasıl getirmişler? Nasıl? Evet, evet. Baksana şu bile kırık parça bile yani. Tabii önemli ama. Şeyden, Sussex'ten çıkarmışlar. Güzel koymuşlar. Ne? Oh my god. Aşkım bu şey olmasın? Hani önleri koyulan şey, bu tabut herhalde. Tabut galiba, evet. Bakalım ne yazıyormuş. Evet, tabutmuş bu. Ne kadar enteresan ya. Roma İmparatorluğu 400 seneden fazla İngiltere'yi işgal etmiş. Eşimden dipnotlar. Bakar mısın? Roma İmparatorluğu'nun o zamanki parası. Hangi yılmış aşkım? 122 yılı. Okay. Buranın en korkunç parçasını şimdi size gösteriyorum. Burada erkek. Korkmayın arkadaşlar. 4500 yıl önce miydi aşkım? Evet. Baksanız şu ayaklara falan. Elleri. İşleri bak ya. Fazladan mı kaç kişi nerede olduğuna dair kimse bilmiyormuş. Yok, İngiltere'de 4500 yıl önce göründüğü biliniyor. Büyük ihtimalle ticaret yapan biriymiş. Burası da İran'mış. Eski İran. Şu şekilde geniş açalım. Sonraki hayata inanamıyor musun? Ha. Yani şey, bunlarla dönmüşler. Bunlar da Haçlı Seferleri zamanındanmış. Evet, şu St. George, St. George bu. Bunlar da Haçlı Seferleri zamanındanmış. Bunların hepsi gerçek altın. Wow. Paranın başlangıcını bulduk. Başlamaz olaydın para. Okay, close.
Şu an kapandığı için herkes çıkışa yaklaşıyor. Yani bayağı kalabalık bir yerdi. Oradan geldi. Evet, evet, oradan geldi. Kalabalığa bakar mısınız? Muhteşem bir yermiş ya. Gerçekten çok beğendim. Evet arkadaşlar, British Museum'a geldik, gezdik. Ya ben çok büyülendim. Gerçekten harika bir atmosferi var buranın. İnşallah İngiltere'ye geldiğinizde burayı gezmenizi özellikle tavsiye ediyorum size. Biz de son 1,5 saat kala yetişebildik kapanışa. 3-4 katlı bir yer, 2 katını gezebildik sadece. Ama gerçekten de yani gezince anlayacaksınız diyorum. Mutlaka buraya gelin. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tuşlamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Thank you.